Haftalık Risale Okumaları programına hoş geldiniz. Bugün dersimize eğitim gönüllüsü Sayın Lokman Çelik Bey ile devam edeceğiz. Geçen hafta ikinci lemayı bitirmiştik. Bu hafta üçüncü lemadan başlayarak kendisi bize Risale-i Nur'dan okumak lütfunu bahşedecek inşallah. Buyurun Lokman Bey. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Üçüncü lema, bu lemaya bir derece his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunlukları ise aklın düsturlarını, fikrin mizanlarını çok dinlemediklerinden ve mürat etmediklerinden bu üçüncü lema mantık mizanları ile tartılmamalı. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu şeyin halikun illa vechehu. Lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Ayetinin mealini ifade eden Ya baki entel baki, Ya baki entel baki iki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki Nakşilerin rüesasından, Nakşilerin reislerinden bir kısım bu iki cümle ile kendilerine bir hatmeyi mahsus yapıp muhtasar bir hatmeyi nakşi hükmünde tutuyorlar. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikat-ı mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Birinci nükte, birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor, kesiyor şöyle ki, insan mahiyet-i camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekseriyesiyle alakadardır. İnsan mahiyeti camiyeti mahiyetinin genişliği kapsamlı oluyor. Evet. Değil mi hocam? İnsan mahiyeti camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. O birinci cümlede hemen ayetin şeyinin bakentere bakircünün arkasında ameliyat-ı cerrahi hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor, kesiyor. Masiva derken yani Allah'tan gayrı ne varsa bütün mevcudatla, kainatla olan alakasını kesiyor. Evet. Niye? Çünkü cami mahiyeti itibarıyla mevcudatın hemen ekserisiyle alakadar. O alakadar cihetiyle de hepsine cüz'i külli muhabbeti, sevgisi var. Evet. Evet, devam edelim. Hem insanın mahiyeti camiasında hadsiz bir istidad-ı muhabbet derc edilmiştir. Sevgi derc edilmiş. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Koca dünyayı bir hanesi, evi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan, ayrılıktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidad-ı muhabbet, hadsiz bir cemal-i bakiye, malik bir zatı tevcih etmek için verilmiş. Bu cümle çok önemli, onu bir daha okuyabilir miyiz? O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. O azap nereden geliyordu? Mevcudata sarf etmiş olduğu muhabbet. Evet, yani çünkü o kalp niçin verilmiş? O kalpteki muhabbet, sevgi Allah'ı sevmek için, Allah'ı tevcih etmek için. Fakat yanlış olarak insanlar mevcudata sarf ettiğinden ve mevcudat da sabit durmadığından devamlı o zeval ve firak kendisine acı çektiriyor. Ondaki kabahat kusur kendisine ait. Kendisine. Evet. Firaktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidad muhabbet, hadsiz, hadsizden manada sonsuz sanırım. Evet. Kalbindeki hadsiz istidad muhabbet, hadsiz bir cemal-i bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan suistimal ederek, kötüye kullanarak o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor. Kusurun cezasını firakın azabıyla çekiyor.
Tabii insan aklına burada bir şöyle soru geliyor. Yani insan sevmeyecek mi hiç mevcudatı, ailesini, eşini, çoluk çocuğunu, değil mi? Evet. Evet, sevecek ama hep manayı harfiyle sevecek. Veya İslam'ın izin verdiği meşru dairede vazifelerinin taalluk ettiği şekliyle sevecek. Dolayısıyla o şekliyle eğer muhabbet ederse o sevgi de bir cihetle Allah'a ait oluyor. Evet. Ama manayı ismiyle yani kendileri cihetiyle, kendileri olduğu cihetiyle, efendim eşini güzelliği cihetiyle sevmek sadece veya etrafındakileri sadece maddi çıkarlarıyla, menfaatleriyle sevmek veya işte aşk beklediği, sevdiğini sadece işte şu dünyadaki beraberliği için sevmek, bunlar hep işte fenaya yönelik olduğu için neticede ne oluyor? Kendisi bir elim azapta kalıyor. Bu kabahat kusur kendisinde olduğu için de onu mecburen çekiyor. Halbuki kalp niçin verilmiş o izdadı muhabbet? Hadsiz bir cemale, güzelliğe malik bir zata yöneltilmesi için verilmiş. Ona sarf edilmek için verilmiş. Evet, buyurun. Zaten hocam bir de bu sorunuz hani cevap olarak Risale-i Nur'un Sözler kitabının 32. sözün 3. mevkifinde şöyle deniliyor diyor. O sevdiklerini sevme demiyoruz. Değil mi? Evet. Sev yalnız Allah Allah hesabına için. sevdiğin vakit o da gene Allah hesabına Evet, geçer. aynen öyle. Evet. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan kat alaka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbub-u bakiye hasr-ı muhabbeti ifade eden ya baki entel baki olan birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin masiva fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade Evet, ediyor. bir daha baki hakiki. Evet. Baki hasr-ı muhabbeti ifade eden ya baki entel baki olan birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin. Masiva fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Bak ne kadar güzel. Yani ona Evet. zaten beni bırakacak. O halde akıllı olanın yapması gereken nedir? Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya bak enter baki diyerek bırakıyorum. Evet. Evet, o da ne güzel ifade etmiş. Baki hakiki yalnız sensin. Evet. Yalnız sen bakisin ve senin imkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyle ise senin muhabbetinle onlar sevilir. Öyle ise senin muhabbetinle onlar sevilir. Demin dediniz ya hani Evet. onlar da Allah hesabına geçer eğer Allah adına seversen. Allah olan muhabbet olmadıkça onlara sevgi mana ismiye ancak geçiyor. O da zevale mahkum. Evet. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubatından vazgeçiyor. Hüsün ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür, alakayı kalbi keser. Eğer kesmezse mahbupları adedince manevi cerihalar oluyor. İkinci cümle olan ya baki entel baki o hadsiz cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Evet, alakasını kesmezse her sevdiği şey kendisinde bir elem, bir acı bırakacak. Sevdikleri adedince yaralar, cerihalar hasıl olacak. Evet. İkinci cümlede ne yapıyor işte ya bakentel baki? O hadsiz cerihalara hem merhem hem tiryak Tiryak. oluyor. Yani ya baki, madem sen bakisin yeter, her şeye bedelsin. Madem sen varsın, her şey var. Evet, mevcudatta sebep muhabbet olan hüsün ve ihsan ve kemal, umumiyetle baki hakikinin hüsün ve ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i esma-i hüsnasının
gölgelerinin gölgeleridir. Evet, muhabbete vesile olan şeyler nedir? Hüsn, güzellik, ihsan, birinin bizlere yapmış olduğu ihsan, lütuf ve kemalat veya herhangi bir ilimde veya sanatta mehareti, ustalığı o insana bir muhabbet beslememize vesile oluyor. Yani mevcudatta bu muhabbete vesile olan ne kadar güzellik, ihsan, kemalat varsa bunların tamamı Cenab-ı Hakk'ın yani baki hakikinin çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleri, işaretleri. Belki onun isimlerinin cilvelerinin gölgelerinin gölgeleridir. Yani biz bunlara burada bu kadar muhabbet ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın o esmasının yani biraz daha gölgeden, perdeden arkaya intikal edebilsek, seviye yükseltebilsek demek ki baki hakiki olan aşkımızdan bayılacağız. Evet. Buyurun. Onun için genel Risale-i Nur'un başka bir yerinde geçiyor. Onlar cennette Cenab-ı Hakk'ı görmekle Cemalullah'ı müşerref olduklarında tekrar eve döndüklerinde aileleri onu zorla tanıyabilirler. Tanıyacak. Değil mi? O kadar nura mazhar olacaklar. Evet, evet. O muhabbet kısa bir andaki o temaşadan. Evet. Evet, mevcudatta sebep muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal. Evet, mevcudatta sebep muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal, umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i esma-i hüsnasının gölgelerinin gölgeleridir. İkinci nükte, insanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. İnsanın fıtratında, yapısında bekaya, ebedi yaşamaya dair gayet şedid bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-i vahime cihetiyle bir nevi beka tevehüm eder, sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. İnsan neyi severse yani onda bir beka tevehüm ediyor, farz ediyor. Daimilik. Evet, daimilik. Ne zaman ki onun kendisinden ayrılacağını, kendisine artık refakat edemeyeceğini düşünse o zaman ne yapıyor? Derinden derine feryat ediyor. Evet. Ah diyor. Evet. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Evet. Eğer tevehüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alem bekanın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu şu mahiyeti insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkan gayet kuvvetli arzu-ü beka ve beka için fıtri umumi duadır ki Baki-i Zülcelal o şedid, sarsılmaz fıtri arzuyu o tesirli, kuvvetli umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. Demek ki insanın fıtratındaki bu ebedi yaşamak arzusu bir nevi evet. dua hükmüne geçmiş ki Cenab-ı Hak bu fani insanlar için ebedi bir cenneti halk etmiş. Çünkü ne kadar yaşlansa da insan bu hayattan ayrılmak istemiyor değil mi? Hep genç kalmak istiyor. Hep genç kalmak, ebedi yaşamak onun fıtratına konulmuş yani. Fıtratımızda var. Evet, fıtrat da var. Demek ki Cenab-ı Hak o Baki Zülcelal o şiddet sarsılmaz arzuyu, o tesirli, kuvvetli, umumi duayı kabul etmiştir ki fani insanlar için baki bir alemi halk etmiş. İşte bize düşecek görev nedir? Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olabilmek. Ona mazhar olabilmek için de ne gerekiyor? Onun emir ve yasaklarına uymak. Evet. Rızasını kazanmak. Rızasını kazanmak, evet. Onun için hep birbirimize Allah razı olsun deriz. Evet. Yani onun razı olmasını temenni ederiz. Razı olmasını temenni ediyoruz. Tabii ki rızası da hem kendi emrettiği Kur'an ve Peygamberimiz vasıtasıyla bizlere tebliğ ettiği bazı hükümler, kurallar var. Efendim farzlar var. Bunları da yapacağız. İnşallah sonra da haşirde Allah'ın lütfunu bekleyeceğiz. İnşallah.
ve lütfederse inşallah ebedi bir hayata mazhar olacağız. İnşallah. Saadete. Evet. Ebedi yaşamak, yani Müslüman için de cennet olduğu gibi diğer mesela inanmayan insan için de gene aynı şekilde var. Ama tabii cehennem azabı şeklinde. Ama sorsalar ki bir kafire, hiçliği mi istersin yoksa cehennemde mi kalmak olsa istersin? Ne diyecek o kafir? Cehennemde olsa beka isterim diyecek. Çünkü hiçlik, yokluk, yani insanın şu alemde yani yok olması, yani düşünülebilecek en kötü şey, en kötü akıbet. Yani kafir bile yok olmaktansa yeter ki ebedi olsun, cehennemde kalmaya razıyım diyecek ve diyor. Şimdi yani bu şartlarda yani insanın ebede zaten namzet olması, ebedi hayata müteveccih olarak da bu hayatı geçirmesi gerekiyor. Aksi halde zaten yani ne zaman biteceği belli olmayan müphem bir ömür. Yani derler ya hani dünkü gün elinden çıktı, yarın ise elinde senet yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrünü bulunduğun gün bil. Bulunduğumuz gün bileceksek o zaman sadece ve sadece bugün için efendim günde 5 vakit namazımızı kılacağız. Allah'ın emir dairesinde farzlarını yapacağız, yasaklarını terk edeceğiz deyip her günün başında bunu yapıp akşamların sonunda da efendim o günün muhasebesini yapmak. Ben bugün Allah için ne yaptım? Gibi ifadelerle insan nefis dairesinde de kendisini sorgulamalı. Afaki dairede ve enfüsü dairede bütün harekatını bir muhasebe içinde eğer tutarsa o insan inşallah ebedde saadete mazhar olur diye ümit ediyoruz. Bu ebedi saadete mazhar olmak için de bize 24 saat vermiş. Evet. Bu 24 saatten 1 saatini farz namazlarına diyor. Evet. Yani 5 vakit namazın evet, farzlarına kâfi geliyor yani. Onu verdiğin takdirde ebedi bir saadete mazhar olmak. Evet inşallah. İnşallah. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim, Halik-i Rahim, küçük midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hadsiz enva-ı mat'umat-ı leziziyenin icadıyla kabul etsin de umum nev-i beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatlı kalli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Haşa, 100.000 defa haşa, kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihetle yakışmaz. Bizim fıtratımızda veya midemizdeki ihtiyaç olan şu suyun mesela, Cenab-ı Hak bunu mesela ihtiyacımız bildiği için bunu görüyor. Evet. Bize veriyor. Bunun gibi fıtratımızda olan ebedi bir yaşamak arzusu, ebedi yaşamak arzusu ve Cenab-ı Hak bu küçük şeyi verdiği gibi onu da elbette ki verecektir. Ve bütün nevi beşerin yani kuvvetli arzusu. Evet. Yani dualar biliyorsunuz toplanınca daha da büyük bir tesiri havi. İnşallah bu dua zaten ebedi saadetin icadıyla Cenab-ı Hak kabul etmiş ve bizi bekliyor inşallah. İnşallah. Kaybetmezsek. İnşallah. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka Baki-i Celal'e mahsustur ve madem Baki'nin esması Baki'dir ve madem Baki'nin ayneleri Baki'nin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur, elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o Baki'ye karşı alaka peyda etmektir. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife, en önemli görev o Baki'ye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü Baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur. İşte ikinci ya Baki entel Baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli arzuyu bekayı onunla tatmin ediyor. Yani madem insan
Cenab-ı Hakk'ın esmasına, isimlerine, sıfatlarına aynedarlık, aynalık yapıyor. Onda tecelli ediyor Cenab-ı Hakk'ın esması. Cenab-ı Hakk'ın esması baki. O halde bakiye aynedarlık yapan da ne yapıyor? Onun renklerini, hüviyetini bir şekliyle alıyor, ona mazhar oluyor. Baki'nin rengini hükmünü alıyor. Madem esma baki, insan da ne yapacak? O esmayı aynedarlığa devam edecek ebedde. Ne diyor? İnsan o halde en mühim vazifesi yapacağı en lazım iş o bakiye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya mazhar olur. Yani yaptığınız, sarf ettiğiniz ameller, hizmetler yokluğa hiçliğe gitmiyor yani kaydediliyor. Bir değerlendirmeye tabi tutuluyor, bekaya mazhar oluyor. Evet, ne dedi? O ikinciye baki, entel baki cümlesi bu hakikati ifade ediyor. Ve insan hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber fıtratındaki gayet şiddetli o beka arzusunu onunla tatmin ediyor. Ne yapıyor? Hem manay ismiyle sevdiği mevcudattaki muhabbetleri kesip atıyor. O kesip atınca bir yara, o yarayı da neyle tedavi ediyor? Gerçekten yani muhabbete medar olabilecek, hakiki muhabbete mazhar olabilecek olan Cenab-ı Hakk'ı adres göstermekle bizim o yaramızı da tedavi ediyor. Hastalanıyoruz. Evet. Şafi ismi tecelli ediyor. Evet. Acıkıyoruz. Rezzak ismi tecelli ediyor. Evet. Bunun evet. gibi Cenab-ı Hakk'ın 1001 isimleri evet. en çok insanda olmak üzere tecelli ediyor. Diğer evet. sair hayvanat, nebatat, bitkiler hepsinde bir nevi tecelli ettiği gibi gölgeleri en evet. çok insanda evet. malum tecelli ediyor. Evet. Geçen hafta da yapmıştık bu konuda biraz. Cenab-ı Hak insanı bir model yapmış. Ne yapıyor? Mesela terzi model olarak kullandığı bir çırağını veya gelen müşteri üzerinde elbisesini kesiyor, biçiyor. Müşteri demiyor ya orayı niye kesip biçmekle benim elbisemi bozdun veya tahrip ettin demiyor. Niye? Ondaki maksat ona daha güzel bir elbise yakıştırabilmek, yapabilmek. İşte Cenab-ı Hak da insanı hayatında pek çok belki sıkıntılar, musibetler, felaketlere medar edebiliyor. Ama onların neticesi nedir? İnsanı ebedi hayata layık kemalata sevk etmek. Onu bir model yapıyor bu dünyada. O model üzerinde ne yapıyor? Onu değişik sıkıntılara hedef ediyor. İnsan eğer sabrederse, şükrederse o zaman ne yapacak? Ebedi hayattaki derecelerini artıracak. Evet. Üçüncü nükte, şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir, çeşitlidir. Ve mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içinde iken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Nasıl ki saatin saniyelerini sayan dairesi, dakikayı ve saati ve günleri sayan daireleri zahiren birbirine benzer. Fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri öyle mütefavittir. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli madum ve meyyit bulunduğu halde kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daire-i vücudu ve hayatı geniştir. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire-i azime, daire-i hayatına ve vücuduna dahildir. İşte bu istidada binaen hayat-ı kalbi ve ruhiye medar olan marifet-i ilahiye ve muhabbet-i rabbaniye ve ubudiyet-i sübhaniye ve marziyat-ı rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür, baki bir ömrü tazammun eder ve ebedi ve baki bir ömrü intac eder ve baki ve layamut bir ömür hükmüne geçer. Bu cümleyi bir daha alabilir miyiz işteden itibaren? İşte bu istidada binaen hayat-ı kalbi ve ruhiye medar olan marifet-i ilahiye ve muhabbet-i rabbaniye ve ubudiyet-i sübhaniye
ve marziyat-ı rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammun eder. Yani kalbi ve ruhi hayata medar olan marifet-i ilahi, Allah'ı bilmek, o bilmek mertebelerinde ilerlemek, ona olan muhabbet, ona olan ubudiyet, ibadet ve marziyat rahmani, onun rızası dairesinde hareket cihetiyle, evet, bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammun eder. Evet. Ve ebedi ve baki bir ömrü intac eder, netice verir. Evet. Ve baki ve layemut, hiç ölünmeyecek bir ömür hükmüne geçer. Evet. Yani sonsuz ebedi bir saadet tamamen insanın elinde, yani buradaki, evet, çabasına, gayretine bağlı. Kendine verilmiş olan bütün istidatları ne yapacak? Hak yolunda, marifet yolunda, ibadet yolunda Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesinde sarf etmeye çalışacak. O zaman bu dünyadaki fani ömür ebedi bir ömrü netice verir. Evet. Onun için şunu anlıyoruz ki insan bu dünyada bir imtihanda, evet, bir imtihana tabi tutulmuş ve en büyük bir vazifesi de kazanmak veya kaybetmek davası başımıza açılmış. Ebedi bir hayatı. Ebedi, evet, bir hayatı. Yani ya cenneti kazanacağız, eğer kazanamazsak yani Allah korusun cehennem. Yani iki ihtimal var dediğiniz gibi. Yani Allah cehennemden muhafaza eylesin inşallah. Bütün ümmeti Muhammed'i tabii ki cennetine girsin diye dua ediyoruz. Evet. İnşallah. Evet. Baki hakikinin muhabbet, marifet, rızası yolunda bir saniye bir senedir. Eğer onun yolunda olmazsa bir sene bir saniyedir. Belki onun yolunda bir saniye layımuttur, çok senelerdir. Yani onun rızası yolunda, değil mi? Evet. Evet. Belki onun yolunda bir saniye layımuttur, çok senelerdir. Ve dünya cihetinde ehli gafletin 100 senesi bir saniye hükmüne geçer. Meşhur böyle bir söz var ki, sinetül firagı senetün ve senetül visali sinetün. Yani firakın bir saniyesi ve firakın bir saniyesi bir sene kadar uzundur ve visalin bir senesi bir saniye kadar kısadır. Ben bu fıkranın bütün aksine diyorum ki visal, yani Baki Zülcelal'in rızası dairesinde liveçillah bir saniye visal değil, yalnız böyle bir sene belki daimi bir pencereyi visaldir. Gaflet ve dalalet firakı içinde değil bir sene, belki bin sene bir saniye hükmündedir. O sözden daha meşhur şu söz var. Ardul felati me'al a'dai fincanun sümmül hıyatun semmül. Semmül hıyati me'al ahbabi meydanun hükmümüzü teyit ediyor. Meşhur evvelki sözün sahih bir manası budur ki fani mevcudatın visali madem fanidir, ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Fani mevcudatın visali madem fanidir, ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer, hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur. Bekayı isteyen kalbi insani bir sene visalde, yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevkini alabilir. Firak ise saniyesi bir sene değil, senelerdir. Çünkü firakın meydanı geniştir. Bekayı isteyen bir kalbe firak çendan bir saniye de olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hadsiz firakları ihtar eder. Maddi ve süfli muhabbetler için bütün mazi ve müstekbel firakla doludur. Yani dünya cihetiyle, yani Allah'ı ahireti düşünmeden yapılan sevgiler, muhabbetler hepsi boşa çıkıyor. O ayrılıklar bir saniye de olsa kalpte seneler kadar tahribat yapabiliyor. Halbuki Allah yolunda bir saniye olsa seneler kadar kıymeti, değeri var yani. Çünkü artık onlar Allah yolunda olunca ebediyete intikal ediyor. Evet. Evet. Şu mesele münasebetiyle deriz. Ey insanlar, fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı, meyveder yapmak ister misiniz? Ey insanlar, fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı,
meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır. Madem istemek insaniyetin iktizasıdır. Kim istemez değil mi? Kim istemez? Yani ebedi, baki, faydalı, meyveli bir hayat insan kim istemez? Evet. Zaten bir de fıtratımızda var istemek. Var, evet. Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, baki hakikinin yoluna sarf ediniz. Çünkü bakiye müteveccih olan şey bekanın cilvesine mazhar olur. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır. Ve madem bu fani ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bil fiile çevirmeye çalışacak ve tevfiki hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız, lillah li vecillah li eclillah rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Evet, neymiş o çare? Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız, lillah li vecillah li eclillah rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Bu hakikate işareten Leyle-i Kadir gibi bir tek gece 80 küsur seneden ibaret olan 1000 ay hükmünde olduğunu nasıl Kur'an gösteriyor? Hem bu hakikate işaret eden ehli velayet ve hakikat beyninde bir düstur muhakkak olan bazı zaman sırrıyla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zamanı Miraç bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bil fiil vukuunu gösteriyor. Miraç'ın birkaç saat müddeti binler seneler hükmünde vüs'ati ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü o Miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası şu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir. Hem şu hakikata bina edilen beynel evliya kesretle vuku bulmuş olan bazı zaman hadiseleridir. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş. Bazıları bir saatte bir sene vesifesini yapmış. Bazıları bir dakikada bir hatmi-i Kur'aniye'yi okumuş olduklarını rivayet edip ihbar ediyorlar. Bazı büyük zatlar bir dakikada bir Kur'an'ı hatim etmiş. Evet. Zamanın açılması. Bastı zaman. Evet, zaman açılıyor. Allah için olan amellerde demek ki zaman bereketleniyor böyle. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Miraç yoluyla ne yaptı? Beka alemine girdi. O beka aleminde birkaç dakika şu dünyanın binler senesine tazammın ediyor. İnsanlar sadece şu dünyevi ölçülerle olayı anlamakta, kavramakta zorluk çekiyor, hata edemiyor. Peygamber aleyhisselam nasıl oluyordu o kadar gidiyor, geliyor, Cenab-ı Hak ile görüşüyor. Yani bunlar birkaç dakikaya nasıl sığıyor? Ama işin sırrı bu işte. Gitmiş, beka alemine giriyor. Evet. Bir beka alemine giriyor. O beka aleminin birkaç dakikası binler seneyi ihtiva edebiliyor bizim dünyamız cihetiyle. Evet. Evet. Böyle ehli hak ve sıdk bilerek kizbe, yalana elbette tenezzül etmezler. Hem o derece hadsiz ve kesretli bir tevatürle bastı zaman hakikatını aynen müşahede ettikleri medar-ı şüphe olamaz. Haşe, gâle gâilin minhum kem lebistum gâlu lebisna yevmen ev ba'da yevm ayetiyle ve lebithu fî kehvihim selâse mi'etin sinîne ve ezdâdu tis'a ayeti tay zamanı gösterdiği gibi ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma ta'udûn ayette bastı zamanı gösterir. Yani demek ki ayette evet, buna ayetler işaret ediyoruz zaten evet. Evet. Hem tay-i mekan evet. Mekandan geçmek değil mi? Evet. Hem de bastı zaman zamanın açılması. Bunu evet. Ayet işaret ediyor. Bunların vuku kat'i yani. Evet. Ayete de geçtikten sonra zaten artık bir şüphe bir tereddüde medar yok yani. Evet. Evet. Zaten şu anda günümüzde teknolojide olan çoğu şeyler peygamberlerin göstermiş oldukları mucizeler olduğu için mesela
Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi şu andaki gemilere gibi, ilk saati Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın yapması gibi, tıp ilminde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizelere göstermesi gibi, gelebileceği teknolojinin en son nokta peygamberlerin göstermiş oldukları mucizelere tekabül ediyor. Burada da madem tayyi zaman, bastı zaman ayetle söylenmişse belki teknoloji o mertebeye de gelecek. Tabii inşallah. Yani Süleyman Aleyhisselam mucizesiyle çok uzaktan tahtı Belkıs'ı celbetmiş. O taht ile beraberinde tabii ki sesler, her şey de beraber gelmiş. Şimdi dediğiniz gibi Kur'an açıkça peygamberlerin kemalatına, hak yollarına insanları davet ediyor, onları teşvik ediyor. Bir taraftan da bu mucizeleri ilk defa peygamberler elleriyle Nevi Beşer'e ihsan ettiğinden bir şekliyle de diyor ki maddi olarak da çalışın, onların benzerlerini yapın. Yap. Değil mi? Yani evet, Nuh Aleyhisselam gemi yapmış. Belki de ilk yapılan gemi o. Tabii oraya kadar tarihimiz gitmiyor herhalde. Ona bir vesika, bir senet var mı bilmiyorum. Ama herhalde ki insanlar ondan sonra gemileri yapmaya başladılar. Evet, sonra Davut Aleyhisselam mesela demiri eritmiş, değil mi? O demiri eritmek, bugün yani metali, madenleri eritmek, şu beşer terakkiyatının, teknolojinin esasını teşkil ediyor. Bugün metal demir olmamış olsa ne oturacak evimiz Teknoloji olur, olmayacak. ne gezecek arabamız, gemimiz, uçağımız olur yani, değil mi? Evet. Evet. Şu bastı zaman herkesçe musaddak bir nevi rüyada görünüyor. Bazen bir dakikada efendim. Ne yok, devam devam, evet. Şu bastı zaman herkesçe musaddak bir nevi rüyada görünüyor. Bazen bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, geçirdiği ahvali, konuştuğu sözleri, gördüğü lezzetleri veya çektiği elemleri görmek için yakaza aleminde bir gün, belki günler lazımdır. Tamam, bunu herkes kendi dünyasında Yaşıyor. yaşıyor yani, onaylıyor. İnsan yani gördüğü rüyayı anlatmaya kalksa, bazen böyle hafif bir şekerleme sırasında bile gördüğü rüyayı gerçek alemde yaşamış olsa belki saatler alacak, belki Evet. günler alacak, ama o adeta sanki bir beka alemine giriyor. O alemde görmüş olduğu rüyayı, o ahvali, konuştuğu sözleri görmek için yakaza aleminde belki günler lazım. Evet. Üçüncü nüktenin ilk baş kısmında okurken insandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri mütefavittir diyor. Saat örneğini verdiği gibi. Evet. Saatin saniyesi, salisesi, sadisesi, tasiye, rabia hepsi Evet. birbirinden daha hızlı olduğu gibi Evet. insanın cismi şu anda bir günlük içerisinde sıkışmış bir vaziyetteyiz. Cisim itibariyle, kalp cihetiyle belki bir hafta, ruh cihetiyle belki seneler, bir sene içerisinde gidip geliyoruz. Hem Evet. geçmişe hem geleceğe. Evet. Cisim rüya vasıtasıyla bu cismin şeyinden çıktığı için, Evet. kafesinden çıktığı için ruh dolayısıyla ne olabiliyor? Geçmişe ve geleceğe gidebiliyor rüya alemiyle. Evet. Onun yaşadığı daire yani biraz daha Biraz daha farklı. Evet. geniş zaman örneğinde verdiği Evet. gibi. Elhasıl insan çenden fanidir. Fakat beka için halkedilmiş ve baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış ve baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş ve baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir. Öyleyse böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti bütün cihazatı ve bütün istidadatıyla o baki sermedinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp ebed yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. O elhasıldan itibaren bir daha alabilir miyiz? Evet, çok önemli. Elhasıl insan çenden fanidir. İnsan gerçi fanidir. Evet. Fakat beka için halkedilmiş. Ebediyete gitmesi için yaratılmış, bu dünyaya Yaratılmış. gönderilmiş. Evet. Evet. Ve baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış ve baki meyveleri verecek işleri görmekle tavzif edilmiş, görevlendirilmiş ve baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir. Düşünün ki gökte güneş, onun gölgeleri var. Güneş baki bir şekilde yukarıda yıllardır devam ediyor.
onun gölgeleri veya işte ışıkları olmasın. Böyle bir şey mümkün evet. olabilir mi? Olmaz. Tabii bu başka bir temsil de aklıma getirdi. Hani gündüz güneşte akan bir nehir ne yapıyor? Güneşin o parlamalarını kendi kabarcıklarında gösteriyor. Şimdi o nehirin kabarcıkları akıp gidiyor ama dediğiniz gibi yani gökteki güneş daimi şu an için o akisler daimi fakat o kabarcıklar fani. Fani. Şimdi o kabarcıkların faniliği çünkü arkalarından gelen kabarcıklar su damlaları da ne yapıyor? Gelenler gidiyor. Her yeni gelen gökteki güneşin cilvesini aksini gösteriyor. Bir bakıma da gökteki güneşin bekasına şehadet ediyor o parlayıp gidenler. Biz faniyiz ama gökteki güneş baki. Onun benzeri şekilde nedir? Bu mevcudat fani gelip gidiyor. Yani insanlık ilk yaratıldığından beri milyarlarca insan bu dünyayı ziyaret etti ve bir bekleme salonuna alındılar şimdi onlar. Biz de gideceğiz, biz de baki değiliz. Ama her gelen mevcut ve mevcudat, mahlukat, insan, hayvan, bitki, çiçek, hayvan hepsinin üzerinde Cenab-ı Hakk'ın nakışları yine daim tecelli ediyor değil mi? Yani hepsinde cemali tecelli ediyor, sani sanatkarlığı, efendim muhabbeti, sevgisi, Rezzak ismi, Şafi ismi, aklınıza gelebilecek Cenab-ı Hakk'ın binbir ismi tecelli ediyor o ilk zamandan beri. İlk zaman tabi Cenab-ı Hakk'ın ezeli ve ebedi, onun esmasının tecellisi dünyanın yaratılmasıyla bağlı veya başladı diyemeyiz. Biz ona öyle mazhar olduk. Bu da bize neyi gösteriyor? Madem bizler akıp gidiyoruz, ölüyoruz ama ölmemizde ve dirilmemizde Cenab-ı Hakk'ın tecellisi daimi var. Biz onun bekasına kendi ölmemizle, fenamızla şehadet ediyoruz. Evet. Hocam buyurun. O şeylerin her biri de, o cilvelere mazhar olanların her biri de kendine öz. Milyarlarca gelen insanların her biri kendine has. Öyle değil mi? Evet. Parmak yani, izinden, saç telinden. İşte ehadiyet cilvesi, vahidiyet cilvesi diyoruz onlara. Ve ileriki derslerimizde yine önümüze çıkacak. Cenab-ı Hakk'ın umum mevcudata birden tecelli etmesi, ekser esması bütün mevcudatta tecelli ediyor olması Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetine işaret. Ama ferdan ferda da böyle dediğiniz gibi yani her mevcutta ona has bazı cilvelerin intişar etmesi farklı olarak o da ehadiyete işaret. Evet. Öyleyse böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti bütün cihazatı ve bütün istidadatıyla o baki sermediğinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp ebed yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. Lisanı ya baki entel baki dediği gibi kalbi, ruhu, aklı, bütün letaifi huvel baki, huvel ezeliyyül ebediyyü, huvel sermediyyü, huvel daim, huvel matlub, huvel mahbub, huvel maksud, huvel mabud demeli. Evet hocam. Evet bitirebiliriz. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbena la tuakhizna innesina ev ahta'na. Evet Sayın Üsküdar Üniversitesi TV izleyicileri bu haftaki dersimizi burada tamamladık. İnşallah bir sonraki hafta yine Risale Okumaları programımızda beraber olmak temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın. Hayırlı günler efendim.